Merhabalar sevgili seyirciler. Afyonkarahisar'dan sevgiler, selamlar. Haftanız bir tatlı huzur tadında geçsin diyerek bir tatlı huzura başlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malum okullar tatil, sömestri tatili başladı. Biz de bu tatili fırsat bildik ve bir İngilizce öğretmenini bugün programımıza konuk edelim dedik. Hayatımıza huzur katanlar KJ'sini, sloganını kullandık. Hayatımıza huzur katan mesleklerden biriyle bir aradayız. Öğretmenlik ve İngilizce öğretmeni Pınar Şahin bugün bir tatlı huzur veren konuklarından biri olacak. Hoş geldiniz Pınar Çok öğretmenim. teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün burada olmak çok güzel. Sizinle sohbet çok güzel. Daha önce katıldığımda da gerçekten çok hoş bir sohbet olmuştu. Şimdi de dilerim güzel bir sohbetimiz olacak. Evet, seyircilerimizle birlikte çok güzel bir sohbeti dinleyeceğiz inşallah biz de. İngilizce öğretmeni oldum. Çok yeni bir öğretmen, Pınar Şahin çok yeni bir öğretmen. Gözlemleri çok taze. Hani mesleği seçerken, mesleğin ilk yıllarında, orta yıllarında ve bitirirken ki gözlemlerini insanların karşılaştırsak herhalde birbirinden çok farklı ama birbirini bütünleyen bir görüş açısı, bir perspektif edinmiş olabiliriz mesleklerle ilgili diye düşünüyorum ben. O yüzden henüz çok taze bir öğretmeni konuk etmenin de ayrı bir bakış açısı kazandıracağını düşünüyorum. Şöyle başlayalım, ben sorumu yazmışım buraya. Sizce Pınar öğretmenim, bir İngilizce öğretmeni hangi becerilere sahip olmalı? Yani ya başka bir dili, ülkesinde belki de konuşulmayan bir dili öğreten bir öğretmen hangi becerilere sahip olmalı? Siz neler yapıyorsunuz? Onları dinleyelim sizden. Tabii. Şimdi aslında öncelikle benim için iyi bir öğretmen, etkili bir öğretmen. Yani iyi bir insan, etkili bir insan, iyi bir öğretmen, etkili bir öğretmen. Bu tanımdan hareketle benim için iyi bir İngilizce öğretmeni, kişisel etkililiği yüksek olan bir öğretmen. Benim aklıma aslında bu geliyor ilk başta. Etkili, ilham alan ve ilham verebilen, kaynak sunabilen, çok yönlü ve esnek düşünebilen, farklılıklara saygılı, değerler sahibi bir insan geliyor aklıma. Bir öğretmen geliyor, bir eğitimci geliyor. Aynı zamanda bizler mesleğimizde kaynak sunmamız da çok önemli. Tabii ki belli okullarda belli kaynaklarla çalışıyoruz. Bu konuda bizlerin önü daha açık. Bizim kaynak bulmamız ve bunları sunmamız daha kolay oluyor. Ama bunun yanı sıra bizim ekstra olarak öğrencilerimize verebileceğimiz kaynaklar, sunabileceğimiz alternatifler, bunlar gerçekten çok önemli. Bu açıdan iyi bir öğretmen, iyi bir İngilizce öğretmeni, kaynak sunabilen, çok yönünü düşünen, aynı zamanda biliyorsunuz iletişim bu mesleğimizin aslında tam ortasında olan bir değer. İletişimi seven, Konuşmayı seven. konuşmayı seven, çünkü aslında gerçekten şöyle de bir şey var. Hep deniyor ki çocukların yani öğrencilerin konuşmasıyla öğretmen kendi konuşmasını dengelemeli. Aslında bu bakıldığında çok zor bir şey. Yani kendi konuşmamızla öğrencilerimizin konuşmasını dengelemek biraz zor olabiliyor. Çünkü biz de İngilizce öğretmeni olarak dili kullanıyoruz. Ama gene de iletişimi sevmemiz bu noktada çok kıymetli. Çünkü hem kendimiz öğrencilerimize bir şeyler katmak adına hem de aynı zamanda onları dinlemek ve onlardan bir şey öğrenmek adına. Çünkü ben mesleğimde yeni olmama rağmen ben de öğrencilerimden her gün çok şey öğreniyorum. Bunun yanı sıra dinlemeyi sevmek çok önemli. Çünkü aslında öğrencilerimiz bizim derslerimizde ne kadar aktifse bence biz o kadar da verimli bir ders işlemiş olabiliriz. Bu da bir ölçüt olabilir diye düşünüyorum. Araştırmayı sevmemiz çok önemli. Çünkü biliyorsunuz her 4 yılda bir bu yaklaşımlar hep değişiyor. Siz de zaten akademik çevrenin içinde olduğunuz için biliyorsunuz. Doğru bir yaklaşım, en iyi yaklaşım budur diyebileceğimiz bir yaklaşım yok. Bu açıdan iyi bir İngilizce öğretmeni, araştırmacı kimliğinin de farkında olan, kendini güncel tutan kişidir diyebilirim. Yani araştırmalarımız ve alanımızdaki gelişmeleri yakından takip etmemiz, bunları uygulamakta istekliliğimiz çok önemli. Tabii burada şu da devreye giriyor. Çalıştığımız kurumlar, özel veya devlet buna ne kadar izin veriyor. Bu da aslında devreye giriyor ama şartların içerisinde kendimizi de var edebileceğimiz bir alan yaratmalıyız diye düşünüyorum ve böyle bu şekilde keyif alınabileceğini gözlemliyorum kendi öğretimimde de. Çünkü hep şöyle söylerim aslında. Biz sadece öğretmek için değil, ilham vermek, etkilemek için de oradayız. Öğrencilerimizde bir ışık olmak da bizler için önemli. O açıdan aynı zamanda biz İngilizce öğretmeni olduğumuz için biliyorsunuz bizde bir de dil
var. Yani dil bariyer de olarak da görünebilen bir şey. Yani dil iletişimin önünde bir engel değil. Aslında biz İngilizce öğretmenleri bunu başardığımızı hissettiğimizde o kadar mutlu oluyoruz ki. O yüzden bence iyi bir İngilizce öğretmeni, dilin iletişim bariyeri olmadığının farkında olan ve kişisel etkililiğinin de farkında olan, dil öğrenme tutkusuna kendisi de sahipse, bu o kendi duyduğu tutkusunun gücünün de farkında olabilen öğretmendir diyebilirim. Biraz uzun bir tanım oldu belki ama yani aslında alt başlıkların dışında en önemlisi galiba işimizi sevmek. Yani işi severek yapmak, bizim her gün neden orada olduğumuzu, o kadar kişiyle, o kadar öğrenciyle neden bir araya geldiğimizin aslında bilincinde ve farkında olarak girmek bizleri en o içimizdeki ateşli diri tutan bir şey. O açıdan da sevmek çok önemli diye düşünüyorum. Evet, demek ki diplomayı almakla iş bitmiyor sevgili seyirciler. Evet. Diplomayı almakla iş bitmiyor. Artı üzerine her zaman bir şeyler katmak gerekiyor. Hele günümüzde şimdi bu dijital çağ, online eğitim, ekranın karşısında öğrenen öğrenciyle iletişim kurabilmek değil mi? Bağ kurabilmek, onu enerjik tutabilmek, hani dikkatini yüksek tutabilmek herhalde daha büyük beceriler gerektiriyor. Evet. Burada söyleyecekleriniz var mı? Evet. Şimdi online eğitime döndük tabii. Bizler de şimdi aslında lisans eğitimimizde mezun olduğumuzda genellikle, yani istisnaları saymazsak, genellikle bizler küçük grupla çalışmaya başlarız. Yani yeni mezun öğretmenler ya da ilk 2 ya da 3 senesi hep küçük grupla çalışmaya başlar. Bu her zaman bir tercih olmuyor. Ben şanslıyım ki küçük grubu bayılıyorum. Çok çok seviyorum gerçekten. Öğrencileriniz yani, de çok şanslı. Öğrencilerim hem çok şanslı hem de ben çok şanslıyım. Çünkü aslında o kadar güzel de oldu ki mesleğimin ilk senesinde yaptıklarımı gören ve anlayan birkaç veli bile olsa, yani öyle bir veli grubuma da denk geldim. Yaptıklarımızı gören ve takdir eden yöneticilerimiz de oldu. Ve aynı zamanda hep neden başladığımı aklımda tutmak üzerine çabaladım. Kaçıncı sınıflarlasınız? Şu an ben birinci sınıflardayım. Bir de şimdi benim çalıştığım okulda ben normalde branş öğretmeni olarak çalışmam gerekir. Ama ben sınıf öğretmeni olarak çalışıyorum. İngilizce sınıf öğretmeniyim. Bu yüzden de benim aslında sorumluluklarım bir tık daha fazla oluyor. Öğrencilerimin alerjilerine kadar biliyorum. Anne babalarının benimle direkt iletişime geçebileceği bir iletişimimiz oluyor. O açıdan benimki biraz daha farklı oldu. Bize lisans eğitimimizde tabii küçük grupla online çalışmakla ilgili hiçbir şey öğretilmedi aslında. Yani çünkü zaten böyle olacağını bilmiyorduk. Tabii teknoloji odaklı dil öğretimi dersimiz vardı. Teknolojiyi dil öğretirken nasıl kullanabiliriz? Avantajını nasıl alabiliriz? Bir öğretim materyali haline nasıl çevirebiliriz konularında? Evet, bir kulak aşinalığımız oldu ama bunu küçük öğrencilerle etkili bir şekilde nasıl kullanırız konusunda çok yeterli bir eğitimimiz olmadığı için aslında ben de başta çok afallamıştım. Ki zaten deneyimli olan öğretmenlerimiz için de bu böyle. Çünkü onlar da teknolojinin avantajını kullansalar da ders içeriğinde, materyallerde ve planladıkları aktivitelerinde aslında onlar da çok yeniydi. Herkes için çok yeniydi. Bir de bizler için, kariyerinin çok daha başında olan öğretmenler için çok çok daha farklı bir süreç oldu hakikaten. Uzaktan olması şöyle aslında. Biliyorsunuz öğrencilerle sınıfta olduğumuzda aslında bir orkestra yönetmek gibi geliyor bana. Yani 16 tane çift göz size bakıyor ve benim öğrencilerim zaten çok küçük. Küçücük gözler bana bakıyor. Ve biz onları yaklaşık belki 35 dakikalık derslerde ya da 30 dakikalık, 35 dakika boyunca aktif tutmaya uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Bu noktada teknoloji kullanımı şöyle avantajlı olabiliyor. Biliyorsunuz mikrofon kapatma diye bir özellik var. Mikrofonlarını kapatabiliyorlar. Sınıf yönetimi konusunda bizlere daha belki katkı sağlayıcı olabiliyor. Planları daha eksiksiz uygulayabiliyoruz ama yüz yüze olduğunda planlarımız bazen sarksa da ya da herhangi bir saat içerisinde bazen hızlı geçtiğimiz veya bazen daha yavaş geçtiğimiz yerler olsa da tabii ki anlayışı ve kavramayı baz alarak gene de yüz yüze olduğumuzdaki o keyif, konunun konuyu açması. Örneğin sizinle şimdi yüz yüze bir iletişim ve programımız var. İlk yaptığımızda online'dık. Onda çok keyif almıştım ama şu an çok daha farklı. Sizin gözlerinizin içine bakarak konu konuyu açıyor, bir tepki almak. Bunlar çok önemli hakikaten. O açıdan online eğitim aslında bizim eğitim amaçlı olarak kullandığımızda ve feedback alarak, yani dönüt alarak güncellediğimizde işe yarar bir sistem.
Yalnız yüz yüze iletişimdeki o duygusal bağ ve sıcaklığı ekrandan da geçebileceğini ben aslında inanıyorum. İlk görüşmemizde de söylemiştim. O sevgi gözlerimizden özellikle küçük grupsa gerçekten geçtiğini düşünüyorum, hissediyorum. Yalnız tabii ki onların gözlerinin içine bakmak gibi olmuyor. Çünkü çok küçükler ve çok aslında dokunsallar da bir yandan koronadan dolayı. Hatta bir öğrencim şöyle demişti yüz yüze başladığımızda eğitime. Of be korona, bıktım senden, bit artık, öğretmenime sarılmak istiyorum ben demişti. Bir erkek öğrencim, çok çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir öğrencim. Annesine de diyormuş ki ben Miss Pınar'a sarılmak istiyorum ama anne. Yani ben böyle hayal etmemiştim gibi. Yani onların aslında yani şöyle de bir şey var. Evet bizler temkinli davranıyoruz. Bazı okullarımızın da bizlerin de hali hazırda almış olduğu önlemler var. Fakat bunları uygularken öğrencilerimizle o duygusal bağımızı etkilemeyecek ölçüde uygulamalıyız diye düşünüyorum. Yani çünkü korona bir süreç geçebilir. Fakat birinci sınıf hayatlarında sadece bir kere veya herhangi bir sınıftalarsa da ben kendi öğrencilerim adına konuşayım. Hayatlarında sadece bir kere yaşayabilecekleri bir yıl ve ne kadar kıymetli. Bizler için de öyle çünkü benim ilk göz ağrımlar aslında. O açıdan yüz yüzeyle desteklenebilirse anca özellikle küçük grupta ben öyle gözlemledim ki başarıya ulaşabilir diyebilirim. Ben de şöyle bir katkı yapayım size. Şimdi ben hayatıma bir gözden geçirdim bu dijital online eğitim başladıktan sonra. Kendi oğlumun eğitimiyle ilgili ve kendim de bazı çalışmalar yapıyorum. Hayatıma şöyle bir baktım. Arkadaşlarımın çoğu benim okul arkadaşlarım. İlkokul arkadaşlarım. İlkokuldan görüştüğüm halen bir arkadaşım var. Bağımız sürüyor. O başka bir şehirde yaşıyor. Antalya'da yaşıyor Semra. Onunla ilkokuldan hala bağım sürüyor. Ortaokuldan, liseden, üniversiteden. Yani arkadaş grubum 10 kişi ise diyelim ya da 100 kişi ise bunun 70'i ya da 7'si benim okul arkadaşlarım. Evet. Okul sosyalleşme de çok önemli bir ortam. Çok. İnsan insanı arıyor. Birlikte öğreniyor, birlikte gelişiyor. Birbirine doğru ya da yanlış terapi yapıyor. Değil Evet, mi? evet. Dostluk gösteriyor. Onun Tabii. için Burada sözünüzü balla kesiyorum ama burada şöyle bir şey örnek vermek istiyorum. Gerçekten benim hatırladığımda da yüzümü çok güldüren bir anı. Bir tane öğrencim online dersine üzülmüş bir şey. Annesiyle veya babasıyla olan aile içi bir meseleye üzülmüş. Aslında şöyle bir şey. Acıkmış ve acıktıktan sonra işte seslenmiş. Annesi de o sırada dışarı çıkması gerekmiş. Babası da uyuyormuş. Ben çok acıktım diye ağlamaya başlamış. Şimdi bunlar oluyor biliyorsunuz. Yani küçük küçük grup grupla olunca. yani hiç aklınıza gelmeyecek. Yani bizler mesela biz de classroom management dersi almadık, sınıf yönetimi dersi almadık ama sınıf yönetimi aldığımız derslerin bir içeriğinde olan bir bölümdü aslında. Ve o bölümde de aslında biz şunu hiç görmedik. Yani bir öğrenci ben çok acıktım diye ağlarsa onu o noktayı nasıl yönetebiliriz? Bu bir ağlama krizi olmuyor çünkü bu çok daha farklı bir durum oluyor gibi çok farklı sınıf yönetimi durumlarıyla karşı karşıya kaldım gerçekten. Bazıları da çok tatlıydı. Onları paylaşmanızı çok isterim. Tabii tabii ki ben de çok isterim. Yani böyle paylaşabileceğim bir yer olması da ne kadar güzel bir şey, ne mutlu bana aslında. Şimdi arkadaşlarım da izliyorsa öğretmen arkadaşlarım onların da yaşadıkları çok gerçekten birbirimizle paylaştığımız güzel anılarımız da oluyor. Onlara da aslında tanıdık gelecektir. Şöyle ağlamaya başladı ben çok acıktım diye. Sonra ben de o sırada dersimin başlamasına 2 dakika var ve ben ders başlamadan önce aralarda bir timer açıyorum. Bir saat oluyor. Oradan öğrencilerim takip ediyor. Daha işte var bitmesine ara zamanının gibi. Tabii arada benimle konuşmak, sohbet etmek isteyenler de oluyor ama bu sefer olmamıştı. Bu sefer galiba ya tuvaletleri vardı ya işte bir şeyler yiyeceklerdi. 10 dakika tam net ara yapıyorduk. O sırada 1 ya da 2 dakika kala ben hep giderim bilgisayarın başına hep de orada olurum ki bana seslenen bir öğrencim olabiliyor. Bazen ders başlamadan mesela dişini göstermek istiyor. Dişi çıkmış. Miss Pınar bak dişim çıktı diyebiliyor vesaire. O yüzden o ara zamanlarını da paylaşım zamanı olarak kullandığımız oluyor. Orada 2 dakika kala gene gittim başına bilgisayarın ve orada şunu duydum. Üzülme. Bak sen dolabı aç. Oradan bir şey al ve onu yiyebilirsin gibi böyle arkadaşları yönlendir. Bak üzülme ben de bazen acıktığımda böyle hissediyorum ama üzülme gibi. sorunlarını çözüyorlar Evet. birbirlerine. Sonra ben de hani açacaktım aslında mikrofonumu ama baktım ki hani böyle konuşuyorlar. Biraz önce dinlemek istedi. Sonra mikrofonumu tam açacağım.
Miss Pınar gelsin ona söyleyelim, Miss Pınar'ı bekleyelim, beni bekliyorlar. Ben de tabii ders saatinin aranın bitmesini beklemeden hemen açtım mikrofonumu. Hemen işte Miss Pınar böyle oldu, herkes bir ağızdan anlatmaya çalışıyor. Ne oldu dedim, ben kendisinden dinleyebilir miyim dedim. Kendisine sordum öğrencime. Empati kurmuşlar arkadaşlarıyla, evet, değil mi? Dedim ki ne kadar, evet, sonra zaten önce öğrencimi dinledikten sonra onu pekiştirmek çok istedim gerçekten. Dedim ki ne kadar güzel, arkadaşınızla böyle ilgilenmeniz, ona çözüm yolları önermeniz ne kadar güzel dedi. Sonra Miss Pınar, annemi arayabilir misin? Aslında o durum şu, annesini çok özlemiş. Buradan kaynaklı bir durum. Aslında aç olduğundan değil. Aslında sevgiye acıkmış. Sevgiye acıkmış. Yani çok, yani velim de gerçekten çok sevecen ve ilgili bir veli. Yalnız hakikaten böyle komik durumlarda olabiliyor. Ya da mesela şey olmuştu. Bir tane öğrencim mikrofonu açık unutmuş, şarkı söylemeye başladı. Böyle la 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 diye böyle herkes durdu onu izliyor. Hemen böyle mikrofonu kapatmıştım. Böyle şeyler olabiliyor. Veya işte bir ders planı asla hani başta bir şarkıyla başlayacağız sonra böyle gideceğiz gibi gitmiyor. Ders başlayınca çıkan dişlere bakıyorum. İşte bu dişim sallanıyor, bu dişim çıktı Miss Pınar. Ya da mesela kardeşlerin kafalarından tutup, küçük kardeşleri var birinci sınıf oldukları için. Onları kafalarından tutup Miss Pınar bak bu benim kardeşim diye gösterdikleri çok oluyor. Hakikaten. Ya da şöyle olabiliyor. Bir tane öğrencim var, biraz yapılı bir öğrencim. Arkadaşlarına şey dedi, korkmayın arkadaşlar dedi. Ben dedi, tabii İngilizce konuşuyoruz full time ama İngilizce şey dedi, ben dedi koronavirüsü de yerim dedi. Size hiçbir şey yapamaz. Yani çok çok gerçekten çok tatlıydı, çok gülmüştüm. Bir de bir öğrenciniz var hani kardeşi derse dinliyormuş. Evet evet evet, ay çok teşekkür ederim. Bunu anlatmak gerçekten çok isterim, paylaşmak. Siz de bak ne kadar güzel, hiç unutmamışsınız da teşekkür ederim özeniniz için. Bir öğrencim var ve bu öğrencim gerçekten dersi de çok düzenli takip eden, çok severek katılan bir öğrencim. Beni de gerçekten çok seviyormuş. Annesine de bunu söylemiş. Ben de aslında sevilmeyi çok önemsiyorum. İyi bir öğretmen olmayı, tamam, işimi çok verimli ve düzenli tam yapmanın yanı sıra. Gönül bağı önemli. Gönül bağı çok önemli ve biliyor musunuz aslında çok da zor kurulan bir şey. Evet, çocuklar çok masumlar. Çok güvene dayalı. Çok güvene dayalı. Bir de kişisel farklılıklar var. Çok zor açılan öğrenciler var. Çok zor ısınan dönem sonunda mesela bana bir öğrencim çok dersi güzel takip eder, severek katılır ama dönem sonunda alıştı bana mesela. Ve dönem sonunda şey demiş annesine, ben Miss Pınar'ı çok seviyorum, benimle Miss Pınar dışında hiç kimse İngilizce konuşmasın demiş. Eyvah eyvah. Gerçekten öyle. Ve gerçekten alışıyorlar. Bir de benim belki bu noktada diğer arkadaşlarımdan, belki branş öğretmeni olarak çalışanlardan ayrıldığım nokta sınıf öğretmeni olarak çalışmak olabilir. Yani en çok beni görüyor öğrenciler. Hatta ben bazen tam yetkili gibi hissediyorum şu konuda. Yüz yüze eğitimdeyken benim dersim bitiyor, araya çıkıyoruz. Aradan sonra beden dersine götürüyorum öğrencilerimi. Beden dersindeyken onları izliyorum. Ondan sonra oradan alıp müziğe gibi düşünün. Yani hani çocuklarını kurslara götüren anne gibi hissediyordum kendimi hatta. Yani hakikaten çok kıymetli oluyor. Bir öğrencimin de işte kardeşi var. Kardeşi de anaokuluna daha başlamamış bile. Yani 2 yaşında. Çok tatlı. Yani önceleri çok görmüyordum ekranda. Sonra ekrana çıkmaya başladı. Bir gün bir baktım, öğrencim yerine o oturuyor. Yani şey yapmış, yani sürpriz yapmak istemişler. Derse o bağlanmış. Derse o bağlanmış. Ve çok da benziyor öğrencim. Onun ufaklığı yani resmen. Aa dedim, öğrencimin adını söyledim. Yani atıyorum şu an Ayşe olsun. Ayşe dedim, bu sen misin dedim. Ondan sonra gülümsedi, bir şey söylemedi ama gülümsedi, yani tepki verdi bana. Kardeşim dedi hemen. Ondan sonra tanıştık. Tanıştığımızdan beri her ders geliyor arka planda. Videolar açtığımızda videoları izliyor. Oyunlar olduğunda o da katılmaya çalışıyor. Ablasına ve annesine diyormuş ki ben de Miss Pınar'la konuşmak istiyorum. Bana bir şeyler öğretin. Kaç yaşlarında? 2 yaşında. 2 yaşında. Daha anaokulu bile değil belirttiğim gibi. Ve hani şöyle bir şey söylüyormuş. Ben Miss Pınar'la iletişim kurmak istiyorum. Bana da bir şeyler öğretin. Şimdi şey demeyi öğrendi. Good morning Miss Pınar demeyi öğrendi. Sabahları öğrencim good morning deyince o da şey diyor. Good morning Miss Pınar. Günaydın Miss Pınar. Nasılsınız? Nasılsınız demeyi öğrendi. Peki ya siz nasılsınız demeyi öğrendi, teşekkür etmeyi öğrendi ve şey kendisi, yani hiç kimse onu orada tutamaz zaten küçük bir çocuğu, ama kendisi demiş ki, hatta annesine çok etkilenmiştim gerçekten, demiş ki
Ben de bir gün Miss Pınar'ın öğrencisi olur muyum acaba demiş anne demiş. Yani hakikaten çok tatlı bir öğrenci. Ve veli toplantısında bile demiş ki biz bir Miss Pınar'a merhaba diyelim ondan sonra gideriz. Hemen İngilizce Miss Pınar merhaba diye söylediler bana. Hatta bazen şöyle oluyor. Birinci sınıflar tabii ama mesela 8. ders olduğunda biraz yorgun olabiliyorlar. Son derste bana denk geldiğinde çok uzun bir zaman. Bir zaman oluyor tabii çocuklar için ama müfredat ve içeriğin de yoğun olması gerektiği için bir yandan tabii onu yetiştirme adına. 8. derste böyle yorulduklarında ve bazen sıkıldıklarında ben çok sevdikleri bir şarkıyı açıyorum. Tabii orada da benim sevdiğim buydu falan gibi şeyler olabiliyor. O yüzden bazen ben kendi şarkılarımı açıyorum diyorum öğrencilere. Orada bakıyorum 8. ders çok yorgun ve bitik haldelerse yani çok tükenmiş gibilerse bu şarkıyı açıyorum. O gün hadi birlikte dans edelim ben bugün çok enerjik hissediyorum dedim. Onlarla birlikte dans etmeye başladım. Baktım hiç kimse dans etmiyor benimle. Aa dedim yani nasıl daha fazla ilgilerini çekebilirim? Çünkü onların sıkılmasını hiç istemiyorum. Onlar sıkılınca ben daha çok sıkılıyorum. Öyle olmasın diye. Baktım hiç kimse öyle bir dans etmedi, katılmadı. Ben de oradan öğrencimin o küçük 2 yaşındaki kardeşine seslendim. Atıyorum adı İpek olsun. İpek dedim. Hadi gel birlikte dans edelim dedim. Hemen dans etmeye başladı. O dans edince herkes dans etti. Yani sınıfımın bir küçük bir öğrencisi. Bir kıvılcım bekleniyormuş. Gerçekten o kıvılcım da o oldu. Hakikaten yani şöyle bir şey aslında biz her gün online eğitimde de evlerine konuk oluyoruz velilerimizin, öğrencilerimizi. Ve bu evlerine konuk olduğumuzda bizi aslında ağırlıyorlar gibi düşünüyorum ben. Yani bu öyle bir şey ki sadece sadece öğrencimizle sınırlı kalmıyor. Yani mesela kuzeni geliyor eve, öğrencimin evine kuzeni geldi ve kuzeniyle beni tanıştırdı mesela. Kuzeni İngilizce konuşma pratiği yapmış oldu. Yani eve kim gelirse herkesle bir tanışıklığımız olabiliyor. Çok komik durumlar yaşadığımız da oluyor çünkü tabii ki evde tabii ki zor. Ev hayatı devam ediyor bir taraftan. Kesinlikle. Mesela öyle bir anımız var. Onu da paylaşalım bir tatlı huzurun sevgili izleyicileriyle. O da şuydu. Hani bir bant var. Orada iletişimde kalıyorsunuz. Siz kapattıktan sonra onlar hala sohbeti sürdürüyormuş. Evet. Şimdi bizlerin tabii ki ders linkleri var. Uygulamalarla tabii ki diyoruz, kullanıyoruz. Ben bir gün ders linkimi bir açtım. Yani dersimiz bitmişti. 2 dakika geçmişti. Öyle çok uzun bir zaman değil ama bir baktım öğrenciler sohbet ediyorlar. 2 öğrenci anlaşmış. İyi anlaşan 2 öğrenci. Velilerin de bilgisi dahilinde. Daha sonra zaten linklerden değil telefonlardan birbirine ulaşmaya başladılar. Bir araya gelemedikleri için. Konuşuyorlardı. Yani o sohbetlerini kesmeye kıyamadım. Çünkü ne zaman konuşacaklar ya? Online eğitim. Yüz yüze buluşamıyorlar. Yüz yüze buluşamıyorlar. Ki buluşuyorlarsa bile ne kadar sıklıklıdır. Yani okuldaki gibi her gün birbirlerini görebilecekleri bir sosyal iletişim ortamı. Maskesiz buluşamıyorlar. Maskesiz buluşamıyorlar. Evet. Ya da yani ilk tanışmalarda mesela bizler ilk gün öğrencilerimize velilerimizle tanışıp yanlarından alırken orada mesela yüzümüzü açtık. Yani belli bir mesafeden öğrencimizin maskesi ve siperli kapalıyken açtım ve yüzümü gördü. Mesela çok sevindi. O da yani ilk ve son görüşü oldu belki yüz yüze de. Online'da tabii ki maskemiz olmuyor. Belki o yüzden de daha rahat ediyor olabilirler ama o yüz yüzenin tabii ki sıcaklığı tabii en sağlıklısı olmalı. İlk başta en sağlıklısı neyse o olmalı. Bu açıdan da gereken önlemler zaten alınıyordur, alınacaktır. Yalnız o gönül bağımızı da kuvvetlendirmek biraz bizim de elimizde. Mesela ben bu paylaşım zamanlarımızın bu konuda bizlere katkı sağlayıcı olduğunu hissediyorum ve düşünüyorum. Çünkü paylaşımlarımız ne kadar olursa bireysel olarak özellikle o bağımızın kuvveti o derecede artmış oluyor. Evet. Yani fiziksel sağlığımızı korumaya çalışıyoruz maskelerle, online eğitimle, ekranın arkasında. Ancak ruhsal sağlığımız, insan olmanın gerektirdiği, o toplumsal canlı olmamızın gerektirdiği yüz yüze insan sıcaklığı, hani insan insanın yurdudur diyor ya bir psikiyatr, insan insanın yurdudur diyor. Ona da ihtiyacımız var. İnşallah tutum geliştirmede yüz yüze olmak da çok önemli muhakkak. O yüzden inşallah kısa zamanda maskesiz yüz yüze eğitimlere döneriz. İnşallah. Çünkü insanın en çok ihtiyacı olan hem fiziksel sağlığı hem ruhsal sağlığı için gerekli olan bu yüz yüze eğitim. Peki sizin model aldığınız öğretmenleriniz var mı ya da yazarlar var mı? Hani öğretmen olarak kendinizi yetiştirirken okuduğunuz yazarlar. Tabii. Öncelikle şu, tabii ki benim en büyük
idolüm annem. Yani şöyle, annem bir eğitimci zaten ve onunla birlikte çok seminerlerde bulunmuştum. İlkinde de söylemiştim. Yani seminerlerde bulunduğum, hatta bazen pointer'lık yaptım, yani sunumları geçirdim, ama orada bile yani beni bir şekilde onun içine katabildi. Annem benim o konuda ilk rol modelim ve öğretmenimdir. Hala da ondan aldığım o perspektif çok çok farklıdır. Benim için çok başkadır gerçekten. Onun izinde gidiyorum ama liderlerimizden bakacak olursak tabii ki de Mustafa Kemal Atatürk benim en büyük örneklerimden biri. Araştırmacılığıyla, kararlı duruşuyla, kitap okuma sevdasıyla, öğrenmeye ve meraka teşviğiyle benim için çok kıymetli. Bunun yanı sıra bizim annemle birlikte çok kıymet verdiğimiz bir öğretmenimiz var. Saadet Berna öğretmen, siz de biliyorsunuz zaten. Sizle de paylaşmıştım. O da benim için çok kıymetli olduğunu. Sizinle de paylaşmıştım. Evet, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kendisi 100. yaşında mıydı? 100'ü bitirdi. 101'e girip rahmetli 101 oldu. 101 yaşında kendisini kaybettik. Yalnız siz de biliyorsunuz yani o yaşta, 100 yaşında, 99 yaşında hala Alzheimer'ı olmayan, gözlüksüz okuyan, kitap okuyan, öğrenmeye açık, yeşil ojeler süren, işte yüzüklerini takan bir insandı yani. Ve hala ülke için, Türkiye için projeleri olan, gençlere umut vermeye çalışan sesini duyurmak biriydi için, rahmetli. Sesini duyurmayı önemseyen ve gençlere hitap etmeyi seven biriydi de aynı zamanda. Türk bayrağına aşık biriydi. Türk bayrağının her tarafını nazar boncuklarıyla bezerdi. En iyi yaşlanan yaşlı seçilmişti Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Gülben Ergen dahil birçok programda konuk olmuşluğu vardı rahmetli. Evet, hatta popüler biriydi. Evet, sizin İnayet Hoca ile birlikte bir derlemeniz vardı. Kendisi hayatından kesitler. Bu noktada bana da çok yol gösterici olmuştur o kitap. Çünkü orada aslında bir hayat öyküsünün yanı sıra çok da ilham alacağımız noktalar var. Örneğin gittiği okullarda gözlemledikleri Atatürk'ü anlatışı mesela, o bile beni çok etkilemişti masmavi gözleriyle diye. Yani aslında ders çıkarılacak noktalar çok, bence en önemlisi de hiç yılmaması, bir savaşçı ruhu vardı Saadet Berna öğretmen de rahmetliydi. Evet, savaşçı deyince de aklıma savaşçı kitabı geldi, Doğan Cüceloğlu'nun. Evet. Yani ben Doğan Cüceloğlu kitaplarını çok okudum. Yani savaşçı kitabını, İrfan Değirmenci ile birlikte kaleme aldıkları Öğretmen Olmak kitabını okumuştum. O kitaplar benim öğretmenliğime yön veren kitaplar oldu. Bunun yanı sıra Köy Öğretmenime Mektuplar gibi öğretmen mektuplarını da değerlendirdim ve okudum. Benim için çok değerli. Bir de tabii alanımızda yani Doğan Cüceloğlu dışında da tabii ki yabancı kaynaklar da var benim takip ettiğim. Kendi öğretmenlerim var. Kendi öğretmenlerimin yayınları ve seminerlerine hala katılmaya çok özen gösteriyorum. Bunlar benim için çok kıymetliydi. Bunun yanı sıra bir de tabii ki edebi yönümü, iletişimimi, hitabetimi geliştirmek ve duygularımı da açmak adına. Çünkü öğretmenlikte bu da var. Duyguları almayı ve duyguları vermeyi de içeren bir süreç. Bu noktada da kendimi geliştirebileceğini düşündüğüm kitaplar okumuştum. Serenat kitabını çok severim mesela. Evet. Zülfü Livaneli'ni çok severim. Milena'ya mektupları çok severim. Çok severim. Kafka'nın kitabı değil mi? Franz Kafka da aynı şekilde. Yani kitap isimlerinden gidecek olursak, ilk yayında da zaten kitaplardan bahsetmiştim orada daha detaylı olarak. Hı-hı. Ama benim hayatıma yön veren kitaplar şimdi bu şekilde. Bir de felsefe ve etik konusunda da aslında Ahmet İnan benim öğretmenim de, onun kitaplarını çok önemsiyorum. Aydan hocamız, Aydan Ersöz'ün de takipçisiyim. Benim bir derneği var değil mi Aydan hocanın, evet, kurucusu, evet, oldu. Evet, İnget, İngilizce Eğitimciler Derneği. Benim de bir parçası olduğum bir, benim de bir üyesi olduğum bir dernek ve gerçekten yapılan bütün söyleşiler o kadar faydalı ve o kadar, yani tamamen hiçbir kar amacı gütmeyen dernek olarak, dernek çatısında bizleri buluşturan bir dernek ve bu açıdan ben bir üyesi olduğu için çok şanslıyım. Neydi derneğin adı? İnget, İngilizce Eğitimciler Derneği. Benim hayatıma yön veren bunlardır. Bunun dışında da şunlara bakmaya çalışıyorum. Mesela stajda çok etkilendiğim bir öğretmenim vardı. 50 küsur yaşlarındaydı. 5. sınıflarla çalışıyordu. Kaç yıllık bir öğretmen devlette. Ama görmeniz gerekir. Yani hani bu özel sektörün gerektirdiği o enerji ve yüksek performans, ki bence zaten mesleğimizin özünde olan bir şey. Bu sektör bazında değil ama bunları çok
içselleştirmiş biriydi ve o bana çok bu konuda motivasyon sağlamıştı. Çok motive etmiştir beni kendisi de. Buradan Esra hocama da çok sevgilerimi iletiyorum gerçekten. Bu şekilde. Evet, çok teşekkür ederiz. Modeli olmak çok önemli değil mi? İnsan ilhamı modellerinden alıyor. Saadet Öğretmen'in bir sözü vardır rahmetlinin. Onu tekrar hatırlatayım. Ben her fırsat buldukça hatırlatırım. Öğretmenlik derdi Saadet Öğretmen sadece bilgi mesleği değildir. Bilgi, görgü artı gönül mesleğidir derdi. İşte gönül bağı kurmaktan söz ettiniz. Öğretmenlik beşikten mezara kadar öğrenmeyi gerektiren evet. bir süreç değil mi? Öğrenen öğretmen olmak lazım. Evet, evet. Çünkü hani bilgi çok sürekli eskiyor, meslekler değişiyor. İşte dijital çağ diyoruz geldi. Onun farklı sınıf yönetim, ekran yönetim becerileri var. Değil mi? Dijital okuryazarlık, dijital eğitmenlik gibi. Tabii bir gibi. Online ders kuralları oluşturduk mesela. Oluşturduk değil mi? Yani mikrofon açıp kapatma, söz isteme. Şimdi bir yeni söz isteme butonu çıktı bir uygulamada mesela. Yani birçok şey güncelleniyor aslında. Öğretim de güncelleniyor. Bizlerin kendisini de eğitimciler olarak güncellememiz çok kıymetli. Ama en önemlisi gerçekten işini severek ve çalışkanlıkla yaptığımızda gerçekten bunun dönütünü en azından kendimiz bu konuda bir tatmin yaşıyoruz hakikaten. Tam onu söyleyecektim. Ona da kısaca değinelim. Tabii. Öğretmenlik mesleği manevi tatmini çok yüksek bir meslek gibi gelir her zaman bana. Yani öyle düşünürüm. Çünkü birinin gözünde bir ışıltı görmek, onun bir becerisini keşfetmesine destek olmak, onun kendine kuracağı hayat yolunda ailesi kadar etkili kişi öğretmendir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben siz ne dersiniz? Kesinlikle öyle. Yani online eğitimde bizler evlere konuk oluyoruz, evet. Ama bunun dışında biz zaten öğrencilerimizin kalbindeyiz. Yani şöyle bir şey var, bir gücümüz var. Yani evet. Allah tarafından bize verilmiş olan, bu mesleği seçtiren bir ateş var. O ilham var, o nasıl anlatsam onu? Bir istek, ateş var. Bir ateş var, evet. Gönlümüzde yatan bir aslan var. Bir de bence bu mesleğe verilmiş olan, ben kutsallık atfetmeyi çok doğru bulmuyorum ama bir lütuf var, yani bir lütuf verilmiş. Bu da şu. Neyi pekiştirsem misliyle bana dönüyor. Neyi görmezden gelsem sönüyor. Bu ne kadar güzel bir güç. Çok büyük bir güç. Bu çok büyük bir güçtür. Anlamlı yani, bir güç. Evet, bu yüzden ben aslında velilerin de, ki ben de ileride çocuk sahibi olduğumdaki çok isterim bir gün tabii ki ben de. Yani doğru zamanda ve doğru yeterlilikte olduğumda diyeyim. İnşallah. Zaten bu yıl biliyorsunuz 2021 Afyonkarahisar'da. Aile yılı. Evet. Aile çok Afyon kıymetli. Afyonkarahisar sevgi yılı. Geçen yıl sevgi yılıydı. Bizim afiş geçen yılın evet. afişi. İnşallah onu yenileyeceğiz. Bu yılki afişe dönüştüreceğiz. Çok, aile yılı afişine sevgili seyirciler. Çok güzel, bayılıyorum. Yani şöyle aslında. Şöyle bir, yani neyi pekiştirsem misliyle dönüyor. Neyi söndürsem, görmezden gelsem sönüyor demiştim. Bir de şu var, ben velilerin bu noktada neden doğru öğretmen, özellikle birinci sınıfta iyi bir öğretmene denk gelsin dediklerini gerçekten anlıyorum. Çünkü benim aslında annelerimiz de böyle değil midir? Yani benim annem de aynı şekilde öğretmen, ya okul değil öğretmen seçerdik her zaman. Ya her öğretmenle iletişim tabii ki çok güzel ama gerçekten bu işi severek yaptığınız, hissettiğiniz birine karşı gözünüz arkada çok kalmıyor. Ve ben şunu gözlemledim. Gerçekten işimi güzel, iyi yapmaya çabaladığım ve sevdiğim bazen o kadar geçiyor ki insanlar ondan sonra size güvenmeye başlıyor. Güvendikten sonra da iletişiminiz o kadar kuvvetli oluyor ki, kuvvetli oldukça da hep öğrencimize katkısı oluyor aslında bu noktada. Bizlerin de iletişime istekli olması çok önemli ama velilerle iletişim bu noktada çok kıymetli. Bir de şöyle bir şey, bu meslekte olmanın bir diğer lütfu da belki şu, sizler öğrencilerin kalbinde bir mega star gibisiniz. Yani ben anaokulunda İngilizce drama atölyesi öğretmenliği yapmıştım yazın. Orada mesela ben geldiğimde tezahürat yapmadıkları kalmıştı öğrencilerin. Şimdi de aynı şekilde. Bu belki size özgüdür biraz da. Estağfurullah, umarım. İnşallah böyle bir şey yapabildiysem ne mutlu bana. Gönüllere hep öyle dua da ederim gerçekten. Gönülleri kıran değil, gönülleri yapanlardan olmak benim en büyük amacım. Ama tabii ki olumsuzluklar her zaman oluyor. Bunlar olduğunda iyiliğimizi arka plana almadan, bunlar olduğunda da aynı motivasyonla yapmaya, işimizi devam ettirmeye devam etmek çok önemli. Yani cesaretle iyi olmaya
çalışmak lazım. Yani cesaretle iyinin tarafında kalmaya çabalamak lazım. Evet, biraz cesur ve biraz istikrarlı olmak lazım. Çünkü öğrencilerimiz bizim hep aslında kalbimizi yokluyorlar. Yani ben yüz yüze eğitimde... Ne yapıyorlar bir daha söyleyelim, sevgili seyircilerimiz tekrar duysun, altını tabii, çizelim. Tabii. Öğrencilerimiz bizlerini her zaman kalbimizi yokluyorlar. Bizlerin merhametini yokluyorlar. Bizlerden o sevgiyi ve sıcaklığı almayı yokluyorlar aslında. Ve o kadar aslında biliyorlar ki bizlerin onu gerçekten sevip sevmediğimizi, işimizi severek yapıp yapmadığımızı. Tabii ki birçok faktör var. Yani tükenmişliği çok yüksek olan bir meslek tabii ki. Yani hatta emeklilik yaşı düşürülmesi gereken belki de bir meslek olabilir. Ama hali hazırda da şöyle bir durum var. Gerçekten o sevgi çok önemli. Çünkü sevgi, bizlerin bu arada tabii lisans eğitimimizde kendimizi kaliteli iş elemanı olarak yetiştirmemiz de çok kıymetli ama bizler hizmet sektöründeyiz. Bunu unutmamak gerekiyor galiba. En önemlisi belki bu. Tabii ben deneyimli bir öğretmenle de konuştuğumuzda onun aktaracakları başka olur ama benim gözlemlediğim, çevremden duyduğum, bu takip ettiğim kişilerden de edindiğim kadarıyla bu. Yani bu işi sevmek ve neden başladığını unutmamak. Çünkü bize bunu unutturacak o kadar çok şey oluyor ki aslında gün içinde. Yani o iş yükü olabilir, belge işte kağıt işleri, evrak işleri olabilir. Mesela bize lisans eğitimimizde kimse sınıf defteri yazacağımızı söylememişti. Sayfalarca sınıf defteri yazılıyor. Stajda aslında görmüşsünüzdür değil mi öyle bir uygulama? Aslında şunu söylemek istedim. Stajda bizler sanal bir gerçekliğin içindeyiz gibi bir şey. Tamam, öğrenciler gerçek ve grup gerçek, gözlemlediğimiz deneyimlerimiz gerçek fakat ne velilerle iletişim kuruyoruz, ne sınıf defteri imzalıyoruz, ne nöbetçi öğretmenlik diye bir şey var, onu yapıyoruz. Bunların hiçbiri yok. Bu yüzden aslında velilerle iletişim noktasında yani samimiyetle ve kibarlıkla götürmek her zaman tabii ki çok önemli. O yüzden herhalde stajyer öğretmenlik var değil mi? Mesleğe başladığınızda ilk yıl bir stajyer oluyorsunuz ve bu gözlemleri yapıyorsunuz. Hani nöbetçi öğretmen, işte sınıf defteri yazma, bunların hepsi o staj döneminde kazandırılıyor. Şöyle tabii yani ilk senede bizler stajyer öğretmen olarak devlette de özelde de bu şekilde geçiyoruz tabii ki. Hatta aday öğretmenlik sanıyorum devlette 2 sene. Ben bir özel okulda çalışıyorum bildiğiniz üzere. Yalnız şöyle bir durumda var. Her mezun olan öğretmenimiz öğretmen olarak başlamıyor. Yani sınıf öğretmeni olarak. Bazen yardımcı öğretmen olarak da başlatan okullar oluyor. Şimdi bu da belki katkı sağlayıcı olabilir bu aşamada. Yalnız bütün görev ve sorumluluk sizdeyse eğer o zaman tabii ki biraz daha farklı şeyler gerekiyor. O noktada da ben şunu söylemek çok isterim. Ben bir öğretmenlik programı tasarlayacak olsam benim olmazsa olmazlarımdan biri bu olurdu. Kesinlikle deneyimli öğretmenleri lisans öğrencileriyle bir araya getirip onlarla tabii deneyimli ama işini severek yapan tabii yani sevilen öğretmenleri bir araya getirip onlarla aktarım ve paylaşımlarda bulunmasını çok isterim. Yani peer coach, meslektaş koçluğu gibi bir koçluk yapılabilir diyorsunuz ya da mentorluk. Evet, evet. Mentorluk sistemi olmalı diyorsunuz. Bazı okullarda vardı galiba öyle bir şey. Bazı okullarda var. Bir mentorluk programı adı altında yürüyor. Fakat bu her okulda yok. Şöyle oluyor genellikle. Zümre başkanları yeni başlayan öğretmenleri biraz daha destekliyorlar. Fakat bu tabii bir mentorluk programı kapsamında değerlendirilebilecek kadar yoğun olan katkı sağlayıcı bir program olmuyor. O açıdan lisans eğitimimizi çok önemsiyorum. Bizler bir projede yer aldık. Kendi mezun olduğum okulumda. Bu proje kapsamında bir okulumuzun bağlı olduğu bir kolej okuluna gittik. Orada gözlem yaptık. Deneyimli öğretmenlerle paylaşımda bulunduk. Evet, Ambassador proje gibi bir şeydi değil mi ismi? Evet. Yani bu projeler çok katkı sağlayıcı oldu. Ben gönüllü olarak 3 sene bir projede yer aldım. Başarılı ama ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilere her hafta sonu 4 ya da 5 saatten oluşan bir İngilizce eğitimi planladım. Bu açıdan gerçekten bunlar çok katkı sağlayıcı oluyor bizlere. Lisans eğitiminde de bu tarz deneyim paylaşımların bazen belki mezunlar ve öğrenciler de olur. Mezun çünkü 5 aylık bir deneyim 5 ile 0 arasında bir uçurum oluyor yani. Muhakkak. O açıdan bizlerden de çok daha güncel deneyimlerimizi paylaşmamız gereken üniversiteler ve mezunlar arasında böyle bir platform olsa veya buluşmalar olsa çok gerçekten faydalı olabileceğine inanıyorum. Evet, organize edilmiş, böyle planlanmış, projelendirilmiş buluşmalar olması gerçekten hem meslekte ilerlemiş kıdemli öğretmenlerle yeni öğretmenler arasında hem yeni mezunlarla
öğrenciler arasında, lisans öğrencileri arasında böyle bir paylaşım olması, muhakkak deneyim paylaşımı olması çok zenginleştirecektir öğretmenlik mesleğini. Evet. Son 5 dakikaya girmişiz. Programımızda girdik. Ay, öyle mi? Ne kadar çabuk geçmiş zaman. Gerçekten öyle çabuk geçti. Yani eğitim ve öğretmenlik işi konuşulunca çok zengin bir meslek sevgili seyirciler, görüyorsunuz. O kadar çok şey var ki konuşulacak. Hani şey, zaman akıp gidiyor, su gibi akıp gidiyor, farkına varmıyoruz. Yani sizin programınız gerçekten çok güzel bir zemin. Böyle güzel uygulamaları paylaşmak için, yani sizlerin bu konuda teşvik etmesi, bizleri engage etmesi, teşvik etmesi ve ilham vermesi gerçekten çok ilham verici bir program. Bir tatlı huzur tadında geçiyor gerçekten. Ne güzel. Teşekkür ederim. Yani bu, yani eğitime bakışınız, vizyonunuz ve araştırmacı kimliğinizle çok faydalı programlar oluyor gerçekten. Ben de çok severek takip ediyorum. Bir parçası olduğum için ikinci kez çok çok mutluyum. Çok onurlu oldum. Çok teşekkür ederim. O onur bize ait. Bir tatlı huzura huzur veren tatlı bir parça oldunuz Pınar Öğretmenim. Biz teşekkür ederiz. Bitirirken şunları söylemek isterim. Saadet Öğretmen rahmetli hep şöyle söylerdi. Üniversite sınavında en yüksek puanlı bölüm öğretmenlik bölümleri olmalı derdi. Yani tıptan falan bile yüksek olmalı derdi. Çünkü doktoru da yetiştiren öğretmen, milletvekilini de yetiştiren öğretmen, bakkalı da, koruma görevlisini de, işte bizim kuryeleri de, ne bileyim anneyi babayı da, herkesi yetiştiren öğretmen olduğuna göre, toplumun yapı taşını ve bütün toplumu oluşturan insanlara eli değen bir meslek olduğuna göre öğretmenlik en yüksek puanla almalı ve mutlaka psikolojik testlerden geçirerek öğretmenleri mesleğe lisans eğitimini almalı diye düşünürdü Saadet Öğretmenim. Hep bunu belirtirdi. Hayatımıza iz bırakan kişiler, şöyle bir bakın, hani en çok görüştüm, hani dedim ya arkadaşlarıma bakıyorum, en çok arkadaşları nereden edinmişim? Okul hayatımdan edinmişim. Yani görüştüğüm işte 100 kişi varsa 70'i, 10 kişi varsa 7'si okul arkadaşlarım. Bunun gibi bize etki yapan, bize harcımızı karan insanlarda aileden sonra öğretmenlerimiz. Dolayısıyla onlara ne kadar önem versek, ne kadar iyi yetiştirsek, ne kadar ince eleyip sık dokusak mesleğe alırken o kadar mühim. Çünkü ben halen ilkokul öğretmenimi içimde taşıyorum. Yani onun bana yaklaşımını, bana sen değerlisin, önemlisin, yaparsın mesajlarını hala içimde taşıyorum. Onlar benim için tutunduğum noktalardır hayatta. Her zaman teselli noktalarıdır, ayağa kalkma noktalarıdır. O yüzden öğretmenlik çok kıymetli bir meslek diyorum. Şimdi Pınar Şahin öğretmenimizin de haftaya bu tatlı huzurla başlatan bizi öğretmenimizin de son sözlerini, dileklerini, mesajlarını alalım yeni öğretmenlere, velilere, dijital çağın öğrencilerine neler söylemek ister? Öyle kapatalım bugün programımızı. Tabii. Öncelikle şunu söylemek isterim. Birinci dönemden daha huzurlu bir ikinci dönem diliyorum. Hem devlet hem özeldeki her meslektaşıma, herkese. Bu işi neden başladığımızı unutturmayacak güzel anılarımız olsun diye umut ediyorum. Online eğitimimize artık daha alıştık. Umarım öğrencilerimiz de daha alışmış şekilde bunlara ilerler ve duygusal bağımızı öğrencilerimizle güçlendirmek için elimizden geleni yapacak güç ve kuvveti bizlere vermesini diliyorum. Sevgili meslektaşlarıma da iyi bir, güzel bir ikinci dönem dilemekle beraber önce sağlık, sonra ilham verici, etkili öğretmenlik deneyimleri olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, her zaman söylediğim bir söz vardır. Hani çocuğum şu vitamini aldı mı, şunu yedi mi, bunu içti mi, bu kadar uyudum, hani dakika dakika tutup gram gram yiyecekleri falan hesaplarız. Fakat anneler için söylenen şöyle bir söz vardır. Leyla Navarro'nun sözü sanırım yazar. Diyor ki bunlar tamam, güzel, bunları yapın ama unutmayın ancak mutlu anneler, hayatı gerçekliğiyle kavrayan anneler mutlu ve gerçekçi çocuklar yetiştirir. Bunu öğretmenlerimize uyarlarsak ancak mutlu, gerçekçi, iyi yetişmiş, mesleğini severek gönlündeki yatan aslan olduğu için seçmiş öğretmenler de güzel, başarılı, huzurlu, dünyaya, kendine, insanlığa katkı sağlayıcı insanlar, nesiller yetiştirir diye düşünüyorum ben. Bir tatlı huzurum bu haftalık da sonuna geldik. Haftanın ilk günü, üstelik bugün ayın da ilk günü. Evet, bugün 1 Şubat 2021 Pazartesi. Haftanız da, ayınız da güzel güzel, huzurlu huzurlu geçsin. Bir dahaki bir tatlı huzurda buluşana dek sevgiyle, huzurla kalın.